Hepsi benim mi? Teşekkür ederim. Bizim halimizi gördükleri yok. Gelmişler burada erkeklik gösterisi yapıyorlar. Vallahi iyi yaptın Selma amcığım. Ağızlarını açıp da tek laf edemediler ama. Eğer hasrete bir şey olsun. Asıl o zaman korksunlar yapacaklarımdan. Hasreti bir şey olsun. O zaman hepimiz beraber yapışırız yakalarına. Ama inşallah bir şey olmayacak kardeşime. Ay vallahi Selma hanım. Bu ikisinin mahalleye geldiği günü hatırlıyorum da. Ay nasıl sevinmiştik hasretimin başına talih kuşu kondu diye. Havalara uçmuştuk. Sonradan düşününce keşke gelmeselerdi diyorum. Para, pul, şan, şöhret hiçbir şeyimiz yoktu ama mutluyduk. Böyle süslü püslü evleri de yoktu, zenginlik de yoktu. Ama biz iyiydik öyle. Şimdi her şeyi var hasretimin. Her şeyi. Ama gözünden yaş eksik olmuyor. Evet, bir daha sakın bizim hayatımıza karışma. Bu sana son uyarım. Burada sizin hayatınız diye bir şey yok. Hasret var. Önemli olan onun durumu. Hasret benim nişanlım. Onunla ilgili her şey beni ilgilendirir. Sen buna karışamazsın. Hasret ortada yokken köşeme çekilip bekleyemem. Bana engel olmaya çalışma. Her zamanki gibi çocukça davranıyorsun. Murat boşuna uğraşma. Buna izin vermeyeceğim. Her şeyi sen berbat ediyorsun. Neden çıkmıyorsun hayatımızdan? Çıkmayacağım Levent, anladın mı? Hasretin ne yaptı, nerede olduğu beni her zaman ilgilendirir. Bana engel olmaya senin gücün yetmez. Sen hasretle niye bu kadar ilgileniyorsun? Ne demek istiyorsun? Sorumu duydun, cevap ver. Hasret benim için önemli. Hep de öyle kalacak. Eğer onun mutluluğunu istiyorsan uzak dur. Sen şansını denedin ve kaybettin. Hasret beni seçti. Ama seni sevmiyor. Bunu kabul et artık. Seni sevseydi kaçar mıydı? Seni sevseydi verdiğin bütün her şeyi parçalar mıydı? Sadece biraz kafası karışık. Ve bunun da tek sorumlusu sensin. Bütün suçu bana atıp kurtulamazsın. Biraz da kendine bak artık. Onu mutlu edecek tek kişi benim. Onu bulduğum zaman konuşacağım ve beni anlayacak. Ben hasretle evleneceğim, anladın mı? Ve sen de hayatımızdan sonsuza kadar çıkacaksın. Bu kadar emin olma. Belki de hasreti önce ben bulurum. Göreceğiz bakalım. Sözünü tutup tutmayacağını bilmiyorum. Ama ben tutacağım. Ceren'le nikahınızda o şahit koltuğuna oturacağım. Eğer buradan bir davetiye beğenirseniz ben konuşurum. Biz davetiye bastırmayacağız. Neden? Kimseyi çağırmayacak mısınız? En yakın arkadaşlarımız olacak.
şimdiden her şeyi düşünmüşsünüz. Düğünümüzü de gelecek ay Paris'te yapmayı düşünüyoruz. Hayırlı işler, ayrıca iyi günler Cafer Efendi. Kalkar mısın oradan? Güle güle Cafer. Kobra, Gülnaz özellikle rica etti. Seni buraya almamam gerek. Kasada kaç para var? Kobra. Ne oluyor ya? Burası benim mekanım birader. Nereden senin mekanın oluyormuş? Sen seçimi kaybettin bir kere. Gülnaz yoksa en yakın olarak ben geçerim koltuğa. Kendisi amile, yakınımdır. Kobra, Gülnaz'a söz verdim. Şimdi oradan kalk. Bugün bütün işleri ben yapacağım. Erzakları dağıtıp kahraman olacaksın değil mi? Allah'ın köftesi. Kahraman mı? Hiç öyle bir niyetim yok. Ben sadece bana verilen hadi görevi lan yapacağım. Yemezler, ayrıca yedirmezler. O erzakları ben dağıtacağım birader. Sadece seçimde değil, seçimden sonra da vatandaşın yanında olacağım. Kobra. Ne var ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Hayırlı işler, iyi günler Kobra. Buraya giremezsin. Vay, bana ha? Güle güle Kobra, güle güle. İçeri tekrar adımını atarsan polis ararım ona göre. Şimdi gidiyorum ama yakında geleceğim Cafer. Yine geleceğim Cafer. Güle güle Kobra, güle güle. Geleceğim oraya Cafer.